Böyük Türk millətinin dəyərli evlatları, ilk öncə vatanımız Azərbaycandan, vatanımız Azərbaycandan, vatanımız Türkiyədən salam selamlar gətirdik. Bugün bizim üçün çox və çox önəmli bir gün. Və belə bir gündə bu ödülü almaq bir farklı duygudur. Çünki bugün Azərbaycanımızın dövlət bağımsızlığını təkrar kazanmasının 28-ci gün dövlətidir. Hayatını milli mücadeleye adamış bir insan olarak hep nazarından yaşa, yaşa, ebedi yaşa Azərbaycan diyoruz. Bana bu ödülü takdim ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ama böyle bir anlamlı günde bu ödülü kendi adıma alıyorum. Bu ödülü benden daha çok hak edenler adına alıyorum. Azərbaycanın bağımsızlığı, Azərbaycanın toprak bütünlüğü, Qarabağımız için hayatını feda etmiş şehit dostlarım ve bütün kahraman şehitlerimiz ve dayılar adına alıyorum. Onlar bunu daha çok yapıyorum ve onların aileleri adına alıyorum. Bu ödülün hayatını Azerbaycan'ın bağımsızlığına adamış aydınlar adına güzel ülke ve güzel insanlarımız adına alıyorum. Bu ödülü bugün vatan dediğimiz, çünkü vatan hem Azerbaycan'dı, hem Türkiye'mizdi, hem Türkistan'dı. Vatanımız çok büyüktü. Ve bugün bu ödülü hak eden insanlar adına almak istiyorum. Bugün bu ödülü benden daha çok hak eden, kardeş Türkiye'mizin toprak bütünlüğü için, terörle mücadelesi için, dünyanın büyük güçlerine, o terör örgütünün arkasında, terör örgütlerinin arkasında gizlenerek, maksadı Türkiye'yi bölmek, parçalamak, Türkiye'nin gücünü olmasını istemeyenlere karşı, bütün o şer ittifakına karşı kahramancasına mücadele eden Barış Pınarı Harekatı'nda ve terörle mücadeledeki bütün kahraman ve yöneticiler adına alıyorum. Bu ödülü bugün ben burada konuştuğum sıralarda Azerbaycan'da işgalci Ermenistan'ın o işgalci devletin işgalinden topraklarımızı kurtarmak için kahramancasına mücadele eden Azərbaycan askerimiz mühacirlər adına alıyorum ve buradan bütün alkışları da, bütün dağları da ve asker selamımızı da buradan onlara gönderiyoruz. Vatanın hizmetinde izliyoruz. Değerli kardeşlerim, ben Azərbaycan'la burada ödül alıp konuşma hakkı alacak tek insan olduğum için Azerbaycan'dan kardeşlerinizin ve sadece Azerbaycan'dan değil dünyanın her yerinde yaşayan vatan Azerbaycan'da ve dünyadaki 50 milyondan çok Azerbaycan Türkleri kardeşlerinizin buradan bu kürsüden size dostlara dost bildiklerinize ve düşmanlara mesajını da söylemeden inanamam. Azerbaycanlı kardeşlerimiz burada diyor ki kardeş Türkiye'mizi zayıflatmak, bölmek, parçalamak isteyenlere buna gücümüz yetmez. Çünkü Türkiye tek değil, biz varız. Çünkü Türkiye bizim de vatanımızdır ve sadece sözde, emel,
can gerekirse, bu canı da Türkiye'miz için şehit vermeye hazır 50 milyon Azerbaycan Türk'ü de Türkiye'mizin yanındadır. Çünkü biz onun milli liderimiz Haydar Aliyev'in dediği gibi biz tek milletin iki devletiyiz. Ve bu devletimiz de Azerbaycan devleti kadar bizim devletimizdir ve onun ayağına atılan taş biz onun başımıza atılan taş deriz. O yüzden de bunu bütün düşmanlarımız bilsin. Sadece de biz değil, biz 300 milyondan artık Türk milletinin evladı Türkiye'mizin yanındadır. Çünkü Türkiye'miz güçlü olursa hepimiz daha da güçlü oluruz. Azerbaycan'ımız güçlüyse biz hamımız daha da güçlü oluruz. O yüzden inşallah ki ben inanıyorum bu mücadeleden de Türkiye'miz, Türk milleti her zaman olduğu gibi nasıl görüyoruz ki o güçlerin karşısında söz konusu vatan ise gerisi teferruattı dedi. Türkiye bu güçlerin karşısında duramaz dediler ama durdu da istediklerini yaptı da ve Türkiye'nin şu anda kazandığı şeyin adı zaferdi. Bunu bilirsiniz. Çünkü bütün güçlere rağmen arkaya çekilmeriz. Çünkü söz konusu vatandı dedi. O yüzden ben buradan bize söz konusu vatan ise gerisi teferruattı diyerek dastan yazan Çanakkale şehitleri dedelerimizin ruhunu sevgi, saygı, rahmetle anarak istiyorum sözlerimi diyen. Türk milleti artık bu coğrafyada zayıfladı. Bitti güçleri. Artık tekrar güçlerini kazanamazlar dediklerinde biz bitti demeden bu coğrafyada hiçbir şey bitmez diye İstiklal destanını yazan Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Milletimin lideri onu ve bütün dava arkadaşlarını buradan saygı, sevgi, rahmetle anarak devam etmek istiyorum. Onlar bize mücadele nasıl verildiğinin örneğini oldular. Ve bütün o ağır şartlarda bütün Müslüman doğusunda ilk Azerbaycan Cumhuriyeti, demokratik, parlamenter bir cumhuriyet kuran o kahraman dedelerimizi de sevgi, saygı, rahmetle anmak istiyorum. Ama bu günlerdekinin de hakkını vermek istiyorum. Değerli kardeşlerim, ben buraya çok mutlulukla geldim. Neden dersiniz? 3 gün önce bir tablo vardı Bakü'de. O tabloda yan yana 6 devletimiz durmuştu. 6 devletimizin büyükleri durmuştu. Ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı böyle açtı. Bir zamanlar Azerbaycan topraklarında bu işgalçı Ermenistan'ı kurup, sonra da Zengezur'u zorla alıp Ermenistan'a verip, Türkiye'nin karada Azerbaycan'la da Türk dünyasıyla sınırlarını ortadan kaldırıp, Türk dünyası birbirini engellemek isteyenlere buradan diyorum, yapamadınız. Türk milleti olacak, daha güçlü olacak, Türk dünyası bundan da güçlü olacak dedi. Türkiye'mizin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bir zamanlar rahmetli Haydar Aliyev, bir millet iki devletti dedi. Çok şükür dedi. Biz artık bu coğrafyada bir millet altı devletik. Birbirimizin yanında olan ve milli mücadelede de beraber olacak. Kazakistan lideri Nursultan Nazarbayev dedi ki Türk dilli sözünü yığıştıralım. Türk dilli diye bir şey yoktu. Bunun adı Türk devletleridir. Ve biz bu coğrafyada en büyük başarılara imza atmış 300 milyondan fazla bir milletin mensupları olarak yeni tarihi dönemin başlangıcını buradan ilan ediyoruz dedi. Dosta düşmana mesaj verdiler. Dediler terörle mücadelede Türkiye'nin yanındayız. Özbekistan'da geldi, oradaydı. Biz buradayız diye. Kırgızistan'da geldi, biz buradayız diye, Türkmenistan'da geldi, biz buradayız diye, Karabağ'da da Azerbaycan'ın yanında
olanlara daha da çok olacağız dedi. Bunu neden söylüyorum? Her milleti bir sözle ifade etsek, Türk milletinin tarihte sembolize eden sözün adı budur. Adalet. Türk sözü adalet demektir. Biz ne zaman güçlü olduk, adalet getirdik. Huzur getirdik, barış getirdik. Ve bugün öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, ben uluslararası örgütlerin çoğunda çalıştım, bugün de çalışıyorum. Ben size açık söylüyorum, uluslararası hukuk çökmüştür. Uluslararası örgütler, Birleşmiş Milletler başta olmakla büyük güçlerin çıkarını savunma mekanizmasına gelmişti. ABD'ye gerekirse kararlar uygular. Ama bize gelirse bizim haklarımızı, adaleti korumak için bir şey yapmazlar. Bu dünyanın tek gerçeği var. Onun adına güç değildir. O yüzden güçlü olmak zorundayız. Kendimiz için, adaleti korumak için, haklarımızı korumak için ve bu bölgeye ve dünyaya adaleti getirmek için tekrar Türk milletinin daha güçlü olmasına ihtiyaç var. O ise birliğimizden geçir. Ona göre inşallah hepimiz daha da çok çalışmalıyız. O birliğimiz beraber olsun. Söz konusu vatan olanda sağçı, solçu, milliyetçi, dinçi olmuyor. Çünkü vatan önden ise her şey onun önündedir. Vatan değilenden hepimiz kucaklaşacağız. Vatan değildi mi? Hangi coğrafyada doğmanızın da önemi yoktu. Vatanımızın yanında birlik, beraberlik içinde olacağız. Ve sonunda bununla bitirmek istiyorum. Ahmet Avoğlu ismi hukukçulara tanıştı. Ahmet Avoğlu Türkiye'mizde istiklal mücadelesinde Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın yanındaydı. Türkiye Hukuk Mektebi'nin kurucularından biriydi. Kızı Süreyya Ağaoğlu, Türkiye'nin ilk hukukçu avukat kadınıdır. Ahmet Ağaoğlu bir Karabağlı, Azerbaycan Türkiye'ydi. Şuşalıydı Ahmet Ağaoğlu. Bu yıl 150. yıl dönümünü Azerbaycan Cumhurbaşkanımızın serencamıyla dünyanın her yerinde qeyd edirik. Neden? Bugünə qədər tək kişidir. Həm Azərbaycan millətvəkili olmuş, həm Türkiyə millətvəkili olmuş. Sınırlar üstü Türk millətinə hizmət etmiş bir aydındır. Amma Ahmet Ağaoğlu'nun yübreyesini doğduğu vatanda yapamadıq. İnşallah o gün uzaqda deyil. Mən inanıyorum Türk millətinin evlatları birlik bərabərliyi içində inşallah Dağlık Karabağımızı, o güzel topraklarımızı da mütlak çok yakında işgaldan kurtulacağız ve böyle bir güzel ödül törenlerini mütlaka Ahmet Ağaoğlu adıyla Şuşa'da, Karabağ'da da yapacağız. Allah Türk milletinde olsun. Allah devletlerimizi de